أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيدي دير، can dostlarımızı Müslüman kardeşlerimizi en güzel selam olan ilahi selamla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu cumalar diliyorum. Güzel günler niyaz ediyorum yüce yaradan İslam alemine başta olmak üzere bütün insanlığa insan olarak geçinmek isteyenlere, yaşamak isteyenlere Yüce Yaradan huzur versin, emniyet versin. Tabi herkes için artık bu dünyada neredeyse dünya bir büyük köye dönüşmüştür. Bağlantılar o derecede, o ölçüdedir. Bir tarafta dünyanın bir tarafında insanlar huzursuz oluyorsa dünyanın başka bölgelerini de aynı şekilde etkiliyor. Eğer bir tarafta huzur var ise o insanlar da mutlu ve huzurlu oluyor. Neticede iç içe geçmişiz. Ve bizi huzursuz eden, insanları öldüren, insanların huzurunu elinden alan her kim var ise, Allah ıslah eylesin. Eğer ıslah olabilecek tiniyette, ruhta değillerse allah Teala kahreylesin. Başta Siyonist İsrail ve emperyalist Amerika olmak üzere. Allah sahibimiz, Mevlamız, Hazreti İmam Mehdi, Allah zuhurunu acil eylesin. Onun zuhurunu azil eylesin. Onun eliyle beşeriyyəti, insanlığı huzurun və əmniyyətin ən zirvəsinə çıxarsın ki, nitekim peyğəmbərimiz də öylə buyurmuşdur onun haqqında. Artıq o son ümid və son nöqtadır. Allah onunla bizlərin ürəyinə sərin su sərpəsin və zuhurunu acil eyləsin. Onunla bərabər gerçək adalet gələcək. Gerçək bolluq gələcək. Huzur gələcək. Və əmniyyət gələcək. Dəyərlı dostlar Bugün Hazreti İmam Hasanul Askeri Ebu Muhammed Aleyhisselam'ın yani 11. imamın kutlu ve bereketli doğum günüdür. Gönül isterdi ki böyle bir günde ki bu insanlara kurtarıcı olan Hazreti Mehdi'yi takdim etmiştir. Yüce Yaradan bunun vesilesiyle bize eta etmiştir. Ki, Hazreti Mehdi bunun oğludur. İmam Hasanul Asker'in oğludur, 11. İmam'ın. Gönül isterdi ki, e, bu günlerde, onun doğum günlerinde, huzurlu olabilelim, mutlu olabilelim. Ama maalesef, bırakmadılar, bırakmıyorlar. Bizler istediğimiz mutluluğu yaşayabilelim. Çünkü bu imamın dünyaya gelişi, viladeti aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin müjdedisidir. Yeryüzünün kurtarıcısının müjdedisidir. Dolayısıyla ee, mutlu olmak, o günü bayram etmek, edinmek en doğal hakkımızdır. Ama dünyada özellikle İslam dünyasında cereyan eden durumlar göz önündedir. Hazreti İmam Hasanul Askeri aleyhisselatu vesselam Hicri yılının 232. yılı Rebü'l-Sani ayının 8'i bazı rivayetlere göre 24'ü dünyaya teşrif etmişlerdir. Medine'de dünyaya gelmişlerdir. Orada bir müddet yaşadıktan sonra Abbasi hükümranlarının baskısıyla e, ki o zaman Irak, Samurra payitahtı, başkentti. Babası Hazreti İmam Aliyun Nakiyil Hadi aleyhisselamla beraber oraya hicret etme mecburiyetinde bırakılmışlardır. Ve babasıyla beraber oraya hicret ettiler, geldiler. Babası şehit olduktan sonra altı yıl bu ümmetin imamlığını dərüftə etlədi. İmamətlik görəvini üstləndi. Ondan sonra da 28 yaşında Muatəmide Abbasi tərəfindən bir şəkildə marmuz bir şəkildə gizli bir şəkildə zəhirlətilərək bu dünyadan şehit olarak ayrıldı. O rivayete göre ki buyuruyor bizlerden yani ehli beyt imamlarından ehli beytten hiçbirisi kendi eceliyle değil ya kılıçla şehit edilmişlerdir veya zehirle zehirletilip şehit edilmişlerdir. Bu rivayete baktığımızda imam da zehirletilerek bu dünyadan şehit olarak göçmüştür 28 yaşında ee, tabi genç yaşta e, o zamanı şartlarını da göz önünde bulundurun şimdiki gibi böyle hava kirliliği trafik kazaları şuları buları yoktur hele imamdır e, kendisine bir yerde bu tür tabii olaylardan e, daha çok e, korum kendisini korur. 28 yaşı fazla bir yaş değil. Ha demek ki en azından insanların zihninde bir soru işareti oluşur ki 28 yaşında dünyadan şehit gitmesi. E, bundan önce bu imamın dedesi yani en genç şehit olan imam, İmam Muhammed Takiyul Cevat aleyhisselamdır. 25 yaşında. Ee, baktığımızda imamlarımızın hepsi genç yaşta şehit ol genç yaşta dünyadan göçmüşlerdir. İster istemez böyle bir külli olarak da meseleyi ele aldığımızda görüyoruz ki ha, bu sıradan bir olay olmamalıdır. Mesela İmam Rıza 55 yaşında. İmam Hasan Hasanul Muçteba ikinci imamımız 47 yaşında. Ee, Hazreti Ali 63 yaşındaki bellidir. İbn-i Mülcem tarafından e, kılıç darbesiyle sabah namazında şehit edilmiştir. Hazreti İmam Hüseyin 57 yaşında. Bir tek e, mesela İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık biraz fazla yaşamışlardır. Geriye kalan imamlarımızı görüyoruz ki e, bunlar e, genç yaşta dünyadan göçmüşlerdir. Belli olan da budur ki, anladığımız budur ki şehit olarak dünyadan, göçmüşlerdir. Evet, Hicri 60 yılında e, da e, dünyadan göçmüş 28 yaşında. Babası İmam e, Ali Gül Hadi'dir. Annesi Susen isminde bir hanımefendidir, cariyedir. Ee, ve imamlarımızın çoğusunun annesi cariyedir. Bu bir yerde bunu gösteriyor ki e, imamlarımız yani İslam dini ki İslam dininin tepesinde olan insanlardır. Önder olan insanlardır. Amelleriyle insanların arasında bir fark koymamaya gayret etmişlerdir. İnsanlar ancak takvalarıyla, irfanlarıyla Allah katında üstünlük sağlarlar. Yoksa hiçbir kimsenin hiçbir kimseden üstünlüğü yoktur. Bunun içindir ki imamların annesi cariyedir, mu'mine cariyelerdir. Ve yeryüzünün yegane kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi aleyhisselam'daki Allah zuhurunu acil eylesin, onun annesi de ilk alındığında e, cariye olarak alınmıştır. Halbuki Roma İmparatorunun, İmparatorluğu'nun kızıdır. E, ve rüyada kıssası uzundur. Rüyada işte Hazreti Peygamber, Hazreti Fatıma Tüz Zehra, Hazreti İsa görüyor ve bunların e, bunlar Hazreti İmam Hasan'ın askeriyle bunu everiyorlar ve neticede aradan bir epey geçtikten sonra e, Müslümanlarla bir savaşları e, savaşlar oluyor. Bu da cariye kıyafesinde Müslümanların Askerler vasıtasıyla geliyor ve Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam birisini gönderip dostlarından ve bunu aldırıp getiriyor köle pazarından, cariye pazarından bu şekilde bir yönlendirme. Baktığımızda imamlarımızın anneleri birçoğu bu şekilde cariyedir. Tabi İmam e, Hasanul Askeri aleyhisselam e, lakapları vardır. Ki en meşhur lakabı askeridir. Mesela zeki var lakabı. Zeki bizim Türkçe'de kullandığımız akıllı e, anlamında değildi. Zeki belki temiz anlamınadır. Zeki temiz, pak anlamınadır. Askeri niye diyorlar? Ee, baktığımızda kaynaklarda şu şekilde geçer. Abbasiler hem İmam Hasanul Askeri ve hem de İmam e, Aliun Naki ki İmam Hasanul Askeri'nin babasıdır. Medineden getirdikten sonra bunları bir askeri bölgede iskan ettirdiler göz önünde bulundurmak için sürekli gözetim altındaydılar ve insanların Müslümanların e, bu şekliyle Müslümanların e, bu imamlara e, e, ellerinin uzanması bunlarla irtibat, olmalarını bir yerde örselemek içindir. İmamları onlardan, Müslümanlardan, Müslümanları da imamlardan uzak tutmak için böyle bir e, siyaset uyguladılar. Ve bir de en önemlisi baktığımızda şu göze çarpmaktadır. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuştur ki 12 imam e, silsilesiyle gelecek ve ikincisi Mehdi'dir. Hazreti Peygamber bunların e, bunları isimleriyle buyurmuştur. Hazreti Ali'den başlamak kaydıyla ta Hazreti Mehdi'ye kadar kim kimin evladıdır bu şekilde geliyor. Ve Hazreti İmam Hasanul Askeri de Hazreti Mehdi'nin babasıdır. Ki Hazreti Peygamber buyuruyor ki, ben e, peygamberlerin en sonuyum, seyyidiyim. Ana seyyidul enbiya, İmam Ali'ye hitaben. Ve ente seyyidul evsiyâ. Ben peygamberlerin seyyidiyim, efendisiyim. Allah-u Teala böyle karar kıldı. Sen ise Efsiyanın yani peygamber, peygamberin yerinde varis olanların seyyidisin. Ki sen ilkisin, mehdide sonudur. Aradaki o on şahsı da bu şekilde sayıyor. Cenab-ı Ölmevadde'de mevcuttur. Orada peygamber isimleriyle sayıyor. Ve en son da Hazreti Mehdi'ye gelince buyuruyor ki yemle ul arda ristan ve adla kema mulat cawran ve zulma her yüzünü adaletle ve ölçüyle dolduracak nasıl ki bozgunçuluk ve zulümle dolmuştur. Gelecek adalet ve ölçüyle dolduracaktır. İşte bunlar da Hazreti İmam Hasanul Askeri'yi o askeri bölgeye aldılar ki bir yerde bir yerde onu müşahede altında tutsunlar. Oraya gelen, giden ve aynı zamanda bunun e eğer çocuğu olursa göz önünde bulundurarak e bulunduraraktan bu bilgiye erişmiş olsunlar. Tabi Yüce Yaradan bir şeyi isterse ol dediğinde onu verir. Bir şeyi istemese kainat toplansa o sırdan haberdar olamaz. Nasıl ki Firavun Hazreti Musa'ya erişemedi, onun annesine erişemedi Hazreti Musa'yı dünyaya getirirken ve o kadar büyüktür ki yüce yaradan Firavun sandıktan Hazreti Musa'yı alıyor çocuk olarak dağ kundakta ve kendi eliyle bunu büyütüyor. Yani kendi düşmanının kendi eliyle büyütüyor. Bunu yapan Yüce Yaradan Hazreti Mehdi'yi de o askeri bölge içerisinde iyi koruyabilir. Hazreti Mehdi'yi Hazreti İmam Hasan'ın askeri çok samimi, özel dostlarına, dostlarının birkaç tanesine göstermiştir. Ve İmam şehit olduğu zaman bazı dostlarına demiştir ki benim cenazeme kim namaz kılarsa o benim vasimdir, o sizlerin imamıdır. Ve i̇mam Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam İmam Hasan'ın askeri ee, şehit olduğunda gelip toplum içerisinde Cafer'i, Kezzab'ı kenara itmiş ve namazını kılmış, cenaze namazını ve herkes de bunu görmüş. Ee, onun için peşine düştüler ki yakalasınlar. Ama Yüce Yaradan irade etmedikten sonra hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Evet, Abbasi halifeleri den birkaç tanesini e, imam idrak etmiştir, onların zamanında yaşamıştır. En son olarak dedik ki Mu'temid-i Abbasi tarafından şehit edilmiş. Şimdi bu mesele var ki bunlar imamları niye gözetim altında bulundurup ve sonunda şehit ediyorlardı? Yani imamlarla niye uğraşıyorlardı? Birincisi budur ki demin de arz ettim. Bunlarla Müslümanların irtibatını kesmek. Her ne kadar da devlet bunların yani Abbasilerin elinde olsa veya da Emevilerin elinde olsa ama Muhammed ümmetinin gönlünde tabanı ben diyorum. Gönlünde peygamberin ehli beytinin ayrı bir yeri vardı. Ve Bunları manevi, ruhani lider olaraktan kabullenmişlerdi. Sorularını şer'i meselelerini, dini meselelerini gelip de halifeden, halifenin yanındaki etrafındaki alimlerden sormuyorlardı. Bilinçli insanlar, toplumda yeri olan insanlar Bunların peygamberin ehli beytin olduğunu idrak etmişlerdi. İlim deryası olduklarını idrak etmişlerdi. Ve odur ki, odur ki meselelerini bunlarla paylaşıyorlardı. Ha, sultanlar bunlarla halk arasında bir sedd oluştursun, Hatta bazılarını cezalandırıyordu ki siz niye imamlarla bunlarla irtibatınız var? İmamları hapse atıyorlardı. En çok hapis yaşayan imamlarımızdan İmam e, Musa Kazım Aleyhisselam, yedinci imam ve İmam Hasanul Askeri'dir. Kaç defa, o genç yaşta kaç defa, bunu hapse attılar. Yani o gözetimin dışında. Tabi arz ettiğim gibi bir de İmam Hasan'ın askerinin Hazreti Mehdi ile ilgili özel bir sebebi vardı. Buydu. Ve görüyoruz ki bir de Müslümanlar hani o zamanın tabi e, yönetimi milletten zekat alıyordu. Ama millet gerçekten onlara zekatlarını vermek istemiyorlardı, humuslarını vermek istemiyorlardı. Yani humus ayrı bir konu, genelde zekat. Bunlar humus olsun, zekat olsun, emniyette olduğu sürece hediyeleri olsun, Ehli i Beyt Aleyhümüsselam'ın kapsına getiriyorlardı. Biliyorlardı ki gerçek Bunların sahibi, bu zekatın sahibi, bu humusun sahibi, bu hediyenin sahibi bunlardır. Ve bunlara verdikleri zaman boyunlarından bu hak-hukuk düşmüş olur, ilahi hak-hukuk düşmüş olur. Çünkü peygamberin yerinde gerçek varisler bunlardan ibarettir. Evet. Ve e, Samurra'da bugün mezarı vardır. Orada o mezarın altında altı köşeydi. Allah e, cem-i cümle arzu edenlere nasip eylesin. Tek Kerbela değil İmam Hüseyin'in mezarın altı köşe oluşu. Belki Samurra'da da İmam Hasan'ın askerini yattığı türbe ki biz o zamanları ziyaret etmiştik. Altı köşedir. Orada yatan Hazreti İmam Ali Naki, İmam Hasanul Askeri, Hazreti İmam Mehdi'nin annesi Nergis Hatun ve İmam Hasanul Askeri'nin e, halası, bizim tabirimizle bibisi e, Hazreti Hakime Hatun. Bu dördü e, bir alanda yatmaktadır. Bir alanda yatmaktadır. Ve Samurra'da bu imamların üzerinde olan, yani İmam Hasan'ın askeri, İmam Aliünnaki, hakim e, Hatun, Nergis Hatun'un üzerlerindeki kubbe e, İslam dünyasında tek o büyüklükte, ö, tek altın kubbeydi ki o büyüklükte kubbe yoktu. Ama biliyorsunuz e, Amerika oraya girdikten sonra e, Daişçiler... Ee, maalesef o otorite boşluğundan, e, belki de onların da bilmiyoruz, e, göz yummasından orayı patlattılar. Şahane bir eserdi, İslami bir eserdi. Oradaki Müslümanlar, hepsin, hepsi orada sünnüsüyle, şiasıyla, onların sayesinde, onlara hizmet etmekle, peygamberin ehli beytine... Hizmet etmekle ekmek yiyorlardı. Halen de öyledir. Samurra e, bir şia bölgesi değil. Ama şianın imamları orada yatmaktadır. Orada mütevelli heyet biz de gittik, o dönemde gördük. Ehli sünnet kardeşlerdir. Orada gelip ziyaretname okuyanlar, orayı temizleyenler o zaman gördüğümüzde. Ama maalesef o zihniyet, Amerika'nın empoze ettiği o zihniyet, o habi zihniyeti maalesef bu Müslümanların o ekmek tekme, teknesi diyelim. Ona dahi kast ettiler. O şah eser Kubbeyi viran eyledler. Hem de iki defa bomba koydular. Yani e, bizlere düşündüğümde, yani neler oluyor? Kendi eserlerimizi, kendi ellerimizle yıkıyoruz. Suriye'de, e, Irak'ta 2011, 2014, 2015 bu arada ta halifelerin zamanından kalan eserler vardı. Mesela Hazreti Yunus'un mezarı ve diğer bazı eserler, tarihi eserler ki halifeler bunlara bir şey dememişti. O zaman da oralar da İslam toprağıydı. Ama e, sanki bunlar İslam kurallarını herkesten çok bilir de bu zihniyet, Vahabi zihniyeti, daişçisi, Bunlar hepsi onun ürünüdür, o zihniyetin ürünüdür. Geldiler bunların hepsini yaktılar, yıktılar. Hatta mezardan peygamberin sahabesini daha çıkardılar. Hücre bin Adi rahmetullah aleyh. Ya bunu da servis ettiler. Onun mezardan çıkardıktan sonra dünya basını nereye de götürdüler de belli değil. Olduğu gibi, şehit olduğu gibi nasıl mezara koyulmuşsa o şekilde duruyor. biliyor musunuz? İşte böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani İslam dünyası bunların hiçbirisinden emniyette olmadı. Emanda olmadı. allah Teala ziyaretini hepimize nasip eylesin. Bunlar bizim değerlerimizdir. Müslümanların değeridir. Peygamberin ehli beyti bütün Müslümanlarındır. İmam Hasanul Askeri tüm müslümanlarındır. Ee, o da orada yaşadı. Sağırken de herkesin yani bu soruyu sen sorduğunda sen busun, sen bu bu değilsin benim dostumuzun değilsin sana cevap vermiyorum değil ki. O herkesin imamıydı. Onlar aynı güneş gibi herkes için bir nimetti. Herkes için ışık veriyordu. Herkese ışık tutuyorlar. Hay ee, vefatlarında da şehadetlerinde yine insanlar her kesimden onların onların varlığından ekmek yiyorlar. Onların varlığından geçimlerini sağlıyorlardı. Bugün de aynıdır. O imamlar herkesindir. Güneş nasıl doğduğunda herkese ışık tutar. Herkes ondan faydalanır. Peygamber ve imamlar da böyledir. Odur ki bunları gerçekten tanımamız lazım. Bunlar Peygamberimizin pak soyundan gelenler ve o rahmet, Peygamberimiz nasıl rahmetse ehli beyt imamları da rahmet, rahmettir. Çünkü Peygamber buyurmuştur, Ali benden, ben Ali'den, o benim canımdır. Hüseyin, Hasan benden, ben de onlardan. Yani baktığımızda, yani Peygamberimizin canıdır, kanıdır, ruhudur. Bunlar bunlar peygamberin ruhundan, canından, kanından amel etmiştir ve aynı zamanda peygamberin yolunu olduğu gibi yaşamış ve yaşatmışlardır. Yaşatmışlardır. Dolayısıyla bunlar da rahmettir. Bunlar bizimdir. Yüce Yaradan bize lütfetmişler, etmiştir. Ben istedim ki İmam Hasanul Askeri aleyhisselamdan da bir hadis okuyarak eee bir iki hadis okuyarak konuyu kapatmak istiyorum. Buyuruyor ki, Ma terekel hakka azizun illa delle ve la ahada bihi delilun illa azze. Yeryüzünde hiçbir şahıs makamı, parası, pulu olup da ama hakla beraber olmayan, hakkın yanında olmayan, Allah'la arası düzgün olmayan bir makam, şöhret, para, pul sahibi bu ancak zelil olur. Hakkı terk eden, Hakk'ın yanında olmayan insan gün gelir onun zelil olması kaçınılmazdır. Zelil olur. Aşağılara düşer. Tarihte nice böyle insanları görmüşüz. Firavunları görmüşüz. Nemrutları görmüşüz. Makam, para, pul, devlet sahibiydiler. Ama Allah'la olmadıkları için, hakla beraber olmadıkları için bugün kötülüklerle anılıyorlar. Yezidi, Muaviye'yi düşünün. De İslam dünyası onların da ama bakın ne, ne kadar onların ismi cismi var. Ne kadar var. Çünkü niye haktan uzak idiler? وَلَا أَخَذَ بِهِ ذَل۪يلٌ اِلَّا عَزَّ O ki imkanı yoktur, gücü yoktur, para gücü, devlet gücü, makam gücü yoktur ama hakka, hakka asılmıştır. Mecazi manada diyorum. Allah'ın eteğinden tutmuştur. Allah'ın elinden tutunmuştur. Bu aziz olmuştur. yüce olmuştur. Hazreti Musa'nın neyi var idi? Hazreti İbrahim'in neyi var idi? Hazreti Nuh'un neyi var idi? Hazreti Nuh'un ellerini bağlayıp dağdan aşağıya yuvarlıyorlardı. Ama aradan 8.000 10.000 sene belki daha fazla geçmesine rağmen bugün Hazreti Nuh bizim kalbimizdedir. Hazreti İbrahim'i her yıl anıyoruz biz. Onun anısına kurbanlar kesiyoruz. Ama devleti yoktu. Ama parası pulu yoktu. O ateşe atıldığı zaman yüce yaradandan başka onu savunan yoktu. Hatta onun onu daha iyi yakabilmeleri için adak adayıp gidip odun toplayıp getiriyorlardı. Ama ne oldu? Hakla beraber olduğu için, sadece Rabbi Allah dediği için azizdir, aziz oldu. Her sene milyonlarca insan onun yaptığı ameli yapıyor, haccı yapıyor. Çünkü temel haccın temelini oluşturdu. Ondan sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son veda haccında bugünkü haccı tertipledi. Bakın. Bizim peygamberimiz dünyaya gelmeden babasını kaybetti, yetimdi. 5-6 yaşlarına gelince annesini kaybeyledi. Dede gölgesinde büyüdü, amca gölgesinde büyüdü. Ama bugün adı dünyada en çok anılan, en çok söylenen addır. İşte bugün Siyonistleri, emperyalistleri bu adı tahammül edemiyorlar. Onun için ona mensup olanları öldürüyorlar ve kendilerince onları öldürmeyi kendilerine bir görev biliyorlar. Gör bu addan ne kadar hoşlanmıyorlar ne kadar hoşlanmıyorlar ki onun mensuplarını öldürüyorlar. Şunu da parantez arasında arz edeyim. Emin olun, buna emin olun. Eğer bu Siyonistler tam manasıyla bölgeye hakim olsalar, Allah uzak eylesin, artık bizim dünyadaki siyasilerimiz de Müslümanların siyasetçileri de bu konuya vakıftırlar artık. Emin olun ki onların ilk hedefinde Medine'de Peygamberimizin Ravza-i Mutahharası'nda mübarek bedeni vardır. Buna emin olun. Gücü oraya yettiği zaman onun önünde kim duracak? Kim duracak? Kabe vardır. Kutsal mekanlarımız. Şimdi o başını kuma sokanlar diyenler, Filistin'den bana ne, Lübnan'dan bana ne diyenler var ya, eğer gerçekten samimi Müslümanlarsa, peygambere imanları varsa, Kur'an'a imanları varsa, en azından peygamberine sahip çıkmanın zamanıdır. Filistinliğe sahip çıkmak, Lübnanlıya sahip çıkmak, Mekke'ye, Medine'ye sahip çıkmaktır. Peygamberin ravzasına sahip çıkmaktır. Kabe'ye sahip çıkmaktır. Bunlar hiçbir şey yapmadan bunlar kendilerini alıkoymazlar, sakınmazlar. Hiçbir mukaddesata bunlar değer vermezler. İnsana değer vermeyen, insana değer vermeyen, sana bana değer vermeyen mezarda yatana nasıl değer verecek? Kabe'ye nasıl değer verecek? Binaya nasıl değer verecek? Buna emin olun diyorum. Ha belki birisi der ki, ya eşimde şimdi adamın elinde bom, e, uçağı var, bombası var, füzesi var. Gelip bombalayabilir. Yok, o hadde gelmemiş. Daha o cesarete Gelmemiş. Dün Lübnan'ı bombalayıyormuyordu. Filistinliyi öldüremiyordu. Hatta Lübnan'a girip çıkmıştır. Değil mi? Ama bugün o cesareti buldu. Çünkü o zemine hazır oldu. Yarında onun zeminesi hazır olacak. Eğer biz oradakileri savunmasak onun zeminesini hazırlayacağız. Bu böyledir. Kademe kademe. Kademe kademe. Şimdi birkaç tane ülke var. Allah ülkemizi var eylesin. Bu buheti var bu memleketin, Türkiye'mizin. Allah düşmanlarını zelil eylesin. İran'ı var, Mısır'ı var. İnşallah el ele verirler. Bugün bizim siyasetçilerimizden de bazı sözler dinliyoruz, dinledik. Yani artık konunun farkına varmışlar. Artık Müslümanların birlik beraberlik zamanıdır. Elhamdülillah bunu siyasilerimiz, bizim başımızda olanlar, yöneticilerimiz dinlendiriyorlar. Görüyorlar, onlar da görüyorlar. Onlar bizden çok çok daha iyi görüyorlar. Bunların o habis planlarını. Dolayısıyla Şiilik, Sünnilik meselesini geçmeyen insan, orada takla kalan insan İsrail'e en büyük hizmeti etmektedir. İsrail'in adamıdır. Ya bilinçli ya bilinçsiz ona hizmet ediyor. Bu kadar da net diyor. Evet. Hazreti İmam Hüseyin ve la bihi illa azza Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da 70 70 yarani vardı. Birisi çocuktu, bizde de kendisi 72. Ama bugün her tarafta Hüseyin'in ismi var. Ama hiç siz Yezid ismini duydunuz mu onu şehit eden? i̇bn Ziyad ismini duydunuz mu? Şimr ismini duydunuz mu? Duydunuz mu? Yok. Ama milyonlarca Hüseyin var. Milyonlarca Hüseyin var. Milyonlarca Hüseyin aşığı var. Ve milyonlarca Hüseyin'e gözyaşı döken insanlar var. İşte hak, hakka asılmanın sonucu budur. allah Teala bu dünyada da aziz eder, o dünyada da. O ki her zaman hakkın yanında olmak lazım. Hakkın ipinden asılmak lazım. Hakla beraber olduğunda, hak da seninle olur, seni bırakmaz. Ya eyyühellezine amen, Amenu tevkullah kûnu ma'ş-şâdıkîn ey iman edenler ayettir. Takva ehli olun ve doğrularla beraber olun. Doğrularla beraber olun. İkinci hadisimiz İmam Hasanul Askeri aleyhisselatu vesselam'dan buyuruyor ki: "Hislatan leysa fawqa huma İki özellik var. Bu iki özellikten, hususiyetlikten, hususiyetlikten üstün hiçbir şey yoktur. Bir, el imanu billah. Allah'a iman etmek. Bir insan samimi bir şekilde Allah'a iman ederse Allah'a her yerde görür. Bir iş yaptığında, kötü bir iş yaptığında, olumsuz bir iş yaptığında, gizli de, aşkarda her nerede olursa olsun. Der ki, beni Allah görür. Hiç kimse de görmese Allah görür ve nef'ul ihvan ve kardeşlerine, din kardeşlerine fayda getirmektir. Din kardeşlerine fayda getirmektir. Bu ikisinden bu ikisinden üstün hiçbir hıslat yoktur. Allah'a iman etmek ve kardeşlerine yardım etmek, faydalı insan olmak. Bir hadiste buyuruyor ki, afdalun nas enfaun nas. En faziletli, değerli insan odur ki insanlara faydası çok ola. Faydası daha çok olan insan daha faziletli insandır. Bu da başka bir hadistir. Evet, bizler kardeşlerimizi e, manfaatini düşünmeliyiz. Din kardeşlerimizin, maddi ve manevi olaraktan düşünmeliyiz, korumalıyız, kollamalıyız, mukaddesatımızı kullanmalıyız. Ben her zaman diyorum, Kur'an, Resulullah ve bütün Müslümanların müştereği olan Ehli Beyt'in etrafında bir araya gelmeyi, ülfet bulmayı Yüce Yaradan bize nasip eylesin. Bugün çektiğimiz sıkıntı işte kalplerimizin birbirine ülfetli olmamasıdır. Sıcak olmamasıdır. Yakınlaşmamasıdır. Ve düşmanlarımızı da kahro perişan eylesin. İslam düşmanlarını kahro perişan eylesin. Vesselamu aleykum cemi'en ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti cümlenizin ve cümle müminlerin ve Müslümanların üzerine olsun bilhassa Filistin'de Gazze'de ve Lübnan'da yaşayan o din kardeşlerimizin üzerine olsun.